Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, mübarek Kurban Bayramı'nda dünyanın dört bir yanında muhtaç insanlara ulaşarak kurban eti dağıtan TDV gönüllülerine teşekkür belgesi takdim etti. Erbaş, bu zor iştir ama gönül harekete geçerse ne zorluk ne çile buna engel olabiliyor. İnşallah Diyanet olarak bu hayır işini sürdüreceğiz dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban kampanyası kapsamında görev alan gönüllülerle buluştu. Türkiye Diyanet Vakfı konferans salonunda gerçekleşen programda Başkan Erbaş, dünyanın dört bir yanında mazlumlara kurban ettiğini ulaştıran gönüllülere teşekkür belgesi verdi. Erbaş, TDV gönüllülerinin yaptıkları hayır işinin önemine dikkat çekti. Milletimizin bize emanet ettiği hayır hasenatı, kurbanı, zekatı ve diğer unsurları dünyanın en ücra köşesindeki kardeşimize ulaştırmak için, onunla paylaşabilmek için büyük bir gayretin içerisindeyiz. Çileli bir iştir, zor bir iştir ama ne çile ne zorluk. Eğer gönül harekete geçerse onun önünde duramıyor. Bunu da sizlerin gayretli çalışmaları ile yakından görüyoruz ve diyoruz ki elhamdülillah. Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerinin Osmanlı Padişahı 4. Murat'ın yaptığı yardımların devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu hasenatı ilelebet sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Bundan 400 sene önce nasıl ki Osmanlı Padişahı 4. Murat Nijerya'da ortaya çıkan bir kıtlık, açlık, yoksulluk dolayısıyla oraya kervanlarla askerleri gönderdiyse, işte o kervanların, o askerlerin torunları olarak bizler de bugün kimimiz Nijerya'ya, kimimiz Nijer'e, kimimiz Somali'ye, kimimiz Bangladeş'e, kimimiz Orta Asya'ya, kimimiz Balkanlara, kimimiz Avrupa'ya, dünyanın dört bir yerine onların torunları olarak dağıldık ve dağılmaya da devam edeceğiz inşallah.